Bu ne hal? Yeni hal. Belli belli. Hallenmişsin. Ama neyse. Yeni müdür hanım okulda mı acaba? Evet efendim, odasında. Buyurun. Çok komik. Giriniz. Ay ne güzel olmuş o da, böyle egzantrik falan. Ah pardon, ben Aslı Aykar. Hani dün aramıştım sizi, hatırladınız mı? Aa evet evet, şimdi hatırladım. Ben de eski York düşesi Anla Parker. Ben de ikinci Elizabeth. Anlamadım. Aman otur hadi, anlatırım ben sana. Pardon, siz ciddisiniz galiba, ben şaka yapıyorsunuz diye öyle şey yapmıştım ama. Ne münasebet şekerim? Ne yani? Benden düşes olamaz mı? Olur yani, dünya hali olmuş işte. E oldu da zaten. Eski kocam York Dükü'ydü. Haliyle ben de düşes oluyorum. Dük, düşes. Lütfen siz benim kusuruma bakmayın düşes hanım. Düşes. Düşes. Düşişes. Yuvarlıyorum biraz, kusura bakmayın dedim ya. Malum yani bizim buralarda böyle adım başı düşeşe, düşese filan pek rastlayamıyoruz. O sebepten öyle diyorum. Sen de haklısın. Herkes şaşırıyor. Alışığım. Doğrusu böyle Fitnat hani giderken okulu yabancı yurt dışından gelen birine devretti diye duydum ama böyle kraliyet ailesinden olduğunu bilmiyordum doğrusu. Ay bir tane heyecanlandım, böyle titreme geldi ha. Ay demek benim kızım biricik kıvırcığım bundan sonra bir düşesin okuluna gidecek, ha öyle mi? Ay. Hiç endişeniz olmasın. Kızınız İngiliz asilzadeleri gibi yetiştirecek bu okulda. Ay ne güzel ne güzel. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Bizim soyumuzda Osmanlı saraylarına dayanıyor aslında, biliyor musunuz? Evet ama her yerde söylemiyorum. Hava atıyorum filan zannediyorlar. Ben mütevazı bir insanım, o yüzden söylemiyorum, susuyorum. Ciddi misiniz? Ciddiyim ciddiyim. O zaman sizinle çok güzel anlaşacağız. Ben de öyle hissediyorum, biliyor musunuz? Böyle bir dakika kanım kaynadı. Aramızdaki elektrik böyle çarpıştı vallahi ya. Çok çok sevdim sizi. Ama benim bir ricam olacak sizden. Böyle yeni tanışınca hani küt diye söylemiş gibi olacağım ama. Yani bu böyle düşeşim falan derken dilim dolanıyor. Yani nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum size. Hani sen mi düşeş mi? Ne desem acaba? Zor söyleniyor değil mi? Aslında ben en çok bana majesteleri denmesinden hoşlanıyorum. What? Pardon, ne? Majesteleri. Majeste. Siz de saray kökenli olduğunuza göre bana Almula diyebilirsiniz. Evet lütfen, yani ben Almula diyeyim, ben şöyle doğru düzgün böyle ağzıma oturan bir şey olsun değil mi? Yani gerçi sizin böyle İngiltere'deki o şatolarınıza falan benzemez ama bizim de böyle çok mütevazi bir villamız var, havuzlu falan. Yaz geldi mi havuzdayım, biliyor musunuz? Giriyorum, yüzüyorum, serinliyorum. Okullar daha açılmadı. Siz niye buradasınız? Hadi beraber gidelim. Beraber yüzelim, serinleyelim. Ha? Ay, sen de haklısın şekerim. hadi gidelim o zaman. Hadi hadi canım hadi. Ay. Ay. Ha? Sütlü çay var mı? Süt de var, çay da var. Öyle bir şey yaparız sana. Sana bir şey itiraf edeceğim. Yani Fitnat böyle kafayı sıyırıp da Tibet'e Dalai Lama'nın yanına gidiyorum deyince gerçekten çok üzülmüştüm. İçim kanı ağlamıştı. Ama seni tanıyınca fikrim değişti. Ay Fitnat kim canım, değil mi? Ayrıca sen bizim ezikleri bile yola getirirsin. Senin öyle bir tipin var ha. Sizin ezikler? Ay yolda anlatırım, hadi huzur hikaye, hadi canım hadi. Ay. İyi günler Behlül. Aslıcığım ne iyi yapmışsın havuzlu villa sahibi olmakla. Ben de güneye gittim de otelin havuzundan hiç çıkma. İşte sana yaz tatili havuz başında 3 ay.
Evet canım. Tabii ki yani. Al sana havuz, güneş, tatil. Hem ayrıca uçak parası falan da vermiyorsun. Bedavaya geliyor. Ay, Yorktaki şatonda da vardı havuz. Ama şatonun etrafındaydı. Zamanında düşmanlar giremesin diye yapılmış. Ben de şişmediğiniz yatağında etrafında şöyle turluyordum. Ay sen de bir ömürsün yani. Düşesin. Havuza düşesin geldi. Ay, ne güzel espri. Kızım sakla sana şunu. Ay bu sıcakta yandık. Salla. En iyi yer fırına gidebiliyor musun öyle? Ha, şöyle gel. Haklısın Aslıcığım. Anladığım kadarıyla Aslıcığımın evinde ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyorsunuz. Bir yapacağınız rüzgar onu da beceremiyorsunuz. Ay nedir senin şu salaklardan çektiğin değil mi Aslıcığım? Bilmiyorum ki. Herhalde bu bana Allah'ın cezası. Görüyorsun değil mi? Her tarafım dört dünyadan böyle asalaklarla çevrili. Bana bakın be. Dört yüz cezalı yaşında. Bu ne böyle evliya elfine gibi? Salla bakayım. Salla. Sallıyorum Aslı yenge. Yenge deme bana. Yenge deme rencide edeni biliyorsun. Yenge deme Aslıcığıma tamam mı? Ya küçük. Nerede kaldı limonatalar? Allah Allah bir sallanıyorsun hala ha. Geldi işteymiş. Bir de ukala. Nerede bunların şemsiyeleri? He? Yettim. Şemsiyeler bende kabalacağım anam. Ay yeter. Kesin şu sallamayın. Bir şey yapmayayım bakayım durun. Hayatım hadi havuza girelim. Ben yandım piştim vallahi. Hadi girelim. Serinleyelim biraz. Ay evet girelim şekerim girelim. Bunları da koyayım şöyle çıktıktan sonra içeriz artık canım. Hadi bakalım. Yandım vallahi. Ay soğuk mu? Ah buz gibi. Abla ya ben de havuza girmek istiyorum. Ya Nazlıcığım Aslı yenge izin vermiyor biliyorsun ki. Ya, haksızlık ama ya. Keşke Amerika'ya gitmekten vazgeçmeseydim. Aşk olsun yani Leyla. Havuza giremiyoruz diye yine gitmek mi istiyorsun? Hani hem bizim için kalmıştın? Ya, öyle demek istemediğimi biliyorsun. Tabii ki sizi bırakıp gidemem. Ya ama şu sıcakta çektiğimiz işkenceye bak ya. Şşşt! Bana bakın be! Ne konuşuyorsunuz siz orada fısır fısır bakın? Ne konuşuyorsunuz? Aslı yenge biz de havuza girmek istiyoruz. Ah canım sahi mi? Gel o zaman gir. Gir hadi canım seni dersin biraz. Sakın aklından bile geçireyim deme. Terbiyesiz seni. Aslı onlar bu havuza girerse ben de dalarım çıkmama. Aa daldım çocuk. Çık kızım çık. Çık diyorum sana. Sen gönüldün mü sana? Baba şaka yapma demeyeyim. Ay gidiyor çocuk. Bana bak onları zaten alır mıyım zannediyorsun havuza ha? Köyden gelmişler. Bırt bırcık çalı çırpıda olduracaklar havuzumuzu. Tabii ki zotlar sen merak etme. Aslıcığım, İngiltere'nin kırsal kesimlerinde bunlardan çok var. Şunların haline baksana. Köyden gelmişler, havuza girmekten bahsediyorlar. Ne havuzu canım? Bunlar küveti bile yeni gördüler daha. Bana bakın. İlla serinlemek istiyorsanız köyümüze gidersiniz. Orada bir tane yalak bulup serinlersiniz.